kardeşlerim, gönlüme, kanalıma, Almanya'da bir göt oğluna hoş geldiniz kardeşlerim. Siz görmüyorsunuz ama şu anda benim masamın üzeri dolu. Neden dolu biliyor musunuz? Evet kardeşlerim, şu anda Allah'ın bize nasip ettiği Türkiye'ye yolculuk başlıyor. Ben de bu videomda size Türkiye'ye giderken yanınızda ne götürmelisiniz videosunu çekmeye karar verdim kardeşlerim. Evet kardeşlerim, Türkiye'ye giderken Türkiye'de akrabalarımız, komşularımız, anamız, babamız, eşimiz, dostumuz bizden bir şeyler istiyor kardeşlerim. Onun için biz de buradan giderken her Türk vatandaşı gibi boynumuzun borcu olan her şeyi buradan alıp götürmek için kolları sıvadık. Ve bugün siz görmeseniz de önüm dolu. Bunları anneme, babama, eşime, dostuma, çam sakızı, çoban armağanı götürüyorum kardeşlerim. Nasipse akşamleyin uçağımız kalkacak ve biz bu yiyecekleri, bu malzemeleri Türkiye'ye götüreceğiz kardeşlerim. Evet, ne demiş atalarımız? Etme cahil ile muhabbet fıttırırsın. O öbür videoda da özür dilerim kardeşlerim. Şimdi Türkiye'den en çok istenilen şeyleri yazdım bir kenara. Ondan sonra gittim, yemedim, içmedim. Biriktirdiğim paralarla bunları aldım kardeşlerim. Bakalım biraz sonra bizden Türkiye'den en çok ne istemişler kardeşlerim. Bunu hep beraber göreceğiz. Siz de bir gün Almanya'ya gelirseniz, buradan Türkiye'ye giderseniz aklınızda bir fikir oluşsun kardeşlerim. Ne götürülür, ne edilir? Siz de buradan feyz alın, beni dinleyin. Kardeşinize destek vermek için like yapmayı, hatta dislike yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Buradaki şeylerin hepsi Türkiye'de de var kardeşlerim. Ama olsun, biz yine buradan bir şeyler götürelim. Çam çakızı, çoban armağanı. Ama Nutella sakın ola sakın götürmeyin. Bu Türkiye'de var. Ama mesela götürecekseniz çay götürün. Mesela götürecekseniz patlıcan götürün. Ya da ne bileyim götürecekseniz kestane şekeri götürün. Bu sarellalar, Nutellalar Türkiye'de var ama bunlar da var da olsun. Bunlardan şimdi ben size sayacağım kardeşlerim. Neler götürülmeli, neler götürülmemeli. Şimdi bu Nutella'yı bırakıyoruz çünkü bu Türkiye'de var kardeşlerim. Şimdi devam edelim videomuza. Evet kardeşlerim, bugün siz bu videoyu belki 3-5 ay sonra seyredebilirsiniz ya da 24 ay sonra seyredebilirsiniz. Hatta 36 ay sonra da seyredebilirsiniz. Kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi Sabrina Marrakeş de burada. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Anama, babama, sevdiklerime kavuşmak için uçacağım bugün akşam. Yani uçakla git diye söyleyenler olur şimdi kardeşlerim. Uçakla gitmek biraz pahalı. Ben buradan denedim. Bulgaristan'a kadar uçabiliyorum. Ondan sonra biraz da kalın giyineceğim ve bunları da sırtıma yükleyeceğim kardeşlerim. Ondan sonra Bulgaristan'dan da otobüs yoluyla kendi memleketime gideceğim kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Türkiye'ye giderken götüreceğiniz şeylerin yanında görmüş olduğunuz gibi çay aldım kardeşlerim. Bu çay Türkiye'de olmasına rağmen bilmiyorum neden aldığımı ama her sene ben bundan alıyorum. 4-5 paket alıyorum ama işte bunu annem içmeden uyuyamıyor kardeşlerim. Bir sene boyunca aldığım çaylar buna anneme yetiyor. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim. Markası da bu. Kilosu da 3.99. Yarım kilosu 3.99'muş. Tabii ki ben buraya masanın üstüne sığdıramadım. Ben bundan 7-8 kilo aldım. Ama nasıl götüreceğimi hala düşünüyorum kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi çay aldım kardeşlerim. Ve annemin en çok sevdiği sucuk. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim, bu sucuğu yemeden benim annem babam uyuyamıyor kardeşlerim. Müthiş bir sucuk. Eşref Paşa sucuk. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim. Çünkü bu sucuk Türkiye'de yok mu? Tahminime göre vardır kardeşlerim. Ama bilmiyorum ne akla hizmet ben bunu buradan götürüyorum. 10 euro kardeşlerim bu sucuk. Şimdi 7 lira euro olsa 70 lira yapar kardeşlerim ama olsun, ben hamallığı çok seviyorum. Sevdiğim için de bu sucuğu Türkiye'ye götürmeyi tercih ediyorum kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi ben bu sucuğu sırtımda hamallık yaparak götürüyorum kardeşlerim. Vallahi 70 lira kilosu, Almanya'da 70 lira
Türkiye'de de bu bilmiyorum. Onu siz karar verirsiniz kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Mesela kardeşlerim ne götürüyorum? Görmüş olduğunuz gibi sosis. Bunu da benim mesela kardeşlerim, komşularım yemeden uyuyamıyorlar bunu da. Bunun da fiyatı gördüğünüz gibi 2.49 kardeşlerim. Bunu bir marketten aldım. Bu özel bir marketten. Hindi market. 2.49 verene bunu veriyorlar kardeşlerim. Türkiye'de de bilmiyorum kaç para. Hani bilmiyorum aldım yani. Öylesine. Ve kardeşlerim yollarda ne bileyim saçımız bozulur falan şeklimiz kaçmasın diye bir kutuda Phonex jöle aldım kardeşlerim. Bu jölenin fiyatı da 2.99 kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi ultra strong diyor. Ultra sert. Yani bunu kullanıyorum kardeşlerim. Gidişte gelişte şimdi bunu aldım kardeşlerim. Ondan sonra ne alınır kardeşlerim Almanya'dan giderken? Görmüş olduğunuz gibi gazi kaymak. Türkiye'de zor bulunuyor kardeşlerim. Bunu da Almanya'dan Türkiye'ye götürmeyi tercih ediyorum. Ve annem tabii ki babam boş gidilmez. Yanımızda baklavamızı da aldık kardeşlerim. Baklava üzeri kaymak. Bunları niye aldın manyak? Yani bilmiyorum kardeşlerim. Türkiye'de baklava kaymak bulabilir miyim diye şüphelendim bir anda. Türkiye artık ne durumda onu da bilmek, düşünmek istemiyorum kardeşlerim. Evet kardeşlerim, görmüş olduğunuz gibi Türkiye'ye giderken çocuklara şekerlemeler verebilmek için çokanat aldık kardeşlerim. Çokanat. Bunlardan da 5 tane aldım. Çünkü neden? Çoluk çocuk, akrabanın çocukları geldiği zaman tabii para vermek zor oluyor kardeşlerim. Çünkü eğer birine 5'er lira, 10'ar lira versek bize kaçıyor, delik büyüyor. Onun için çokanat aldım kardeşlerim. Çokanatın tanesi burada 65 cent. 65 cent de yırtıyoruz kardeşlerim. Öbür türlü 5 lira 10 lira verdik mi? Tabii ki delik büyüyor kardeşlerim. Evet, ne götürülür Almanya'dan Türkiye'ye videomuza devam ediyoruz kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi akşamları annenizle babanızla oturup yemek yerken yemek yedikten sonra balkonda çay içerken cheese'imiz var kardeşlerim. Ülker cheese'i. Peynirli sandviç. Görmüş olduğunuz gibi bu da bir 49 euro kardeşlerim. Bunun içinde de 3 paket var kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane. Bu da Türkiye'de halen üretiliyor mu, üretilmiyor mu? Ben bunları bilmediğim için garantiye aldım. Annemle babamla yediğim, en zevk alarak yediğim püsküvi bu kardeşlerim. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi Cheesy'nin bir başka modeli. Bu da Cheesy. Ondan sonra bunun yanında da High Life, Ülker High Life. O da bir 49 euro kardeşlerim. 3 paket var içinde görmüş olduğunuz gibi. Aa, dörtlü paketmiş arkadaşlarım kardeşlerim. Bu da dörtlü paketmiş. 1.49 kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi bunlardan da böyle akşamları bir hafta kalacağım yani sonuçta orada. Çoluğumla, çocuğumla, ailemle bunları çaya bandırıp emcikleyeceğim kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi Türkiye'de kestane şekeri gördüğünüz gibi bu da kestane şekeri arkadaşlarım kardeşlerim. Kestane şekerinde fiyatı 1.49. Ben de bunu Türkiye'ye götürme gereği duydum kardeşlerim. Bilmiyorum neden götürdüğümü ben de bilmiyorum. Ama götürüyorum bunları. Kendime hala inanamıyorum. Yani kardeşlerim. Ondan sonra kardeşlerim. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Şöyle bir olay var. Gördüğünüz gibi el ele patlıcan. Bu Kemer'de üretiliyormuş kardeşlerim. Yarım kiloymuş. Yani bu yarım kilo patlıcan. Bu akşam sana atlayacağım şarkısını. Domates, biber, patlıcan. Barış Manço'nun da burada. Allah rahmet eylesin. Gördüğünüz gibi Kemer'den geliyormuş kardeşlerim. Bu da Kemer'den buraya kadar ben bu patlıcanla konuştum. Bu patlıcan bana şunu söyledi. Dedi ki ben dedi Türkiye'yi özlüyorum. Türkiye topraklarında dedi yenmek istiyorum. Bir anda göz göze geldik. Ben de onu almak zorunda kaldım kardeşlerim. Tamam ben seni Türkiye'ye götüreceğim diye söz verdim kendisine. Evet kardeşlerim gördüğünüz gibi Ece. Türk malı Kemer'den geliyor kardeşlerim. Gördüğünüz gibi el ele. El ele. Görmüş olduğunuz gibi el ele. Ondan sonra kardeşlerim biber. Görmüş olduğunuz o da el ele. Bu da Kemer'den geliyor. Paprika, Charleston. Gördüğünüz gibi Türkçe kardeşlerim. Product Türkiye yazıyor gördüğünüz gibi kardeşlerim. Adalya, Antalya'dan geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları ben neden Türkiye'ye götürüyorum kardeşlerim? Siz bana belki gerizekalı diyebilirsiniz. Aptal diyebilirsiniz. Çünkü
Ben bunların burada daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum kardeşlerim. Çünkü Türkiye'de kimyasal madde koyuyorlar, bilmem ne koyuyorlar. Tabii ben de çoluğumu çocuğumun hayatını sokakta bulmadım sonuçta. Bunları Almanya gibi güvenilir bir yerden alıp Türkiye'ye götürüp orada içime sine sine yemek istiyorum kardeşlerim. Sonra bok yoluna gitmesin bizim çocuk oradakiler gibi. Sonra gider çomar olur mamar olur bir kömüre, ondan sonra ne bileyim bir makarnaya. Bir şeyler yapmasınlar yani kardeşlerim. Onun için şimdi devam ediyorum kardeşlerim. En çok sevdiğim eti yulaflı, görmüş olduğunuz gibi bunları alıyoruz kardeşlerim. Götürüyoruz. Ailemizle beraber çocukla mesela ben geziyoruz. Kalelere malelere çıkıyoruz böyle. Kalelerde falan çocuk acıkıyor. Şimdi kalenin tepesinde çocuğa bir restorana yemeğe götürdüğün zaman pahalı. Türkiye pahalı kardeşlerim. Bizim euromuz bile Türkiye'de para etmiyor artık. Onun için böyle sinek yani yanımızdan çıkarıp çantadan çıkarıp al lan şunu atıştır eve gidene kadar karnını doyur diyebileceğimiz iyi böyle bisküviler de aldım kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim. Evet bu dankek ondan sonra beşli paket bundan da bir tane aldım. Bu da bir 49'muş kardeşlerim. İçinde de böyle bunun için ayrı bir video çekeceğim kardeşlerim. Devlet Millet Bahçelerinde onun için aldım kardeşlerim. Bunu da Millet Bahçelerinde çay içip yuvarlanırken video çekmek için aldım kardeşlerim. Siz beni daha iyi anladınız kardeşlerim. Ondan sonra şimdi en çok sevdiğim mantı. Asra mantı. Bunu yemeden uyuyamıyorum kardeşlerim. Bunu Türkiye'de bulacağımı düşünmüyorum. Bakın burada yazıyor zaten. Anne eli değmiş gibi. Şimdi kardeşlerim bunu alıyorsunuz. Bunun da bir gün tarifini yapacağım size kardeşlerim. Bu 1 kilo böyle görmüş olduğunuz gibi ve etli kardeşlerim. Bu etli. Hani öbür türlü soyadan moyadan değil. Bu derin dondurucudan çıkma. Evet kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Ve Uludağ gazoz. Bu Uludağ gazozu içmeden bunların yanında tabii ki Uludağ gazoz olmadan olmaz. Bu kadar kek, bu kadar bisküvi, bu kadar işte şey çay bulamadınız. Mesela millet bahçesine gittiniz, çay bitmiş. Sizden önce binlerce kişi gelmiş. Geldiği için bu Uludağ gazozu açıyorsunuz. Vatanınızda hissediyorsunuz kendinizi kardeşlerim. İşte bunları Türkiye'ye giderken ha şurada da bir şey var kardeşlerim. Onu da göstereyim. Bu da Pokke kardeşlerim. Bunu da bizim liderimiz, aslın liderimiz devlet kıraathanelerinde, devlet bahçelerinde yuvarlanırken, okey oynarken ya da kitap okurken yiyesiniz diye veriyor. Kampanya yapmışlar. Bir arkadaşım dedi, abi dedi, bizim dedi şehrimizde millet kıraathanesi açılmadı. Biz dedi kek yiyemiyoruz dedi. Ben de dedim ki top olur mu dedim. Olur abi fark etmez benim için dedi. Ben dedi top da yerim dedi. Ne bileyim ne olursa olsun bize kek getir dedi. Ben de o keklerden bu kardeşime söz verdiğim için götürüyorum kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Şimdi gelelim en büyük olaya. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim, sera salatalık turşusu. Böyle bir salatalık turşusu da neden aldım bilmiyorum. Nasıl götüreceğimi de bilmiyorum. Ama bunu artık kargoya mı veririm, nereye veririm? Bunu da Türkiye'ye götürmeye çalışacağım kardeşlerim. Bunu belki şeyde almayabilirler. Havaalanında bomba diye bunu alabilirler. Onun için kardeşlerim bunu deneyeceğim. Götürmeyi deneyeceğim kardeşlerim. Evet kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi koskoca salatalık turşusu 4.99. Bu da 4.99 kardeşlerim. Kaç kiloymuş? 5 kilo 200 gram. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim. Evet bugünkü Türkiye'ye alışveriş videosu çektim size. Çünkü neden? Türkiye'de böyle şeyler bulmak çok zor kardeşlerim. Bilmiyorum Türkiye'den geliyor ama Türkiye'de bulmak çok zor. Ya da ben bunları neden götürüyorsam bilmiyorum. Onu sonradan söylerim size kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim Türkiye'ye giderken yanınızda ne götürmeyeceksiniz? Bakın bunlar götürülmesi gerekenler. Kardeşlerim şimdi ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'ye giderken ne götürmemeniz gerekiyor? Evet götürmemeniz gereken şeyler don, pantolon, tişört, gömlek, ceket. Bunları götürmüyorsunuz kardeşlerim. Çünkü neden? Paranızı Türkiye'de bırakmak için oradan kendinize don alıyorsunuz, oradan kendinize pantolon alıyorsunuz, oradan kendinize tişört alıyorsunuz. Nasıl bir çelişki bilmiyorum. Ben de anlamadım. Bunları Türkiye'ye götürüyorsunuz yanınızda. Bunu unutmayın kardeşlerim. Şimdi
Ben bir gurbetçi vatandaş olarak size tavsiyeleri başka tavsiye veren arkadaş. Ben de öğrendim, ben de öğrendim. Ben daha önceden bilmiyordum. Ben yanımda hiçbir şey götürmüyordum. İnternette böyle videolar seyrettim ben. Sonra bunların götürülmesi gerektiğini öğrenince ben de bu sefer ülkeme giderken bunları götüreyim dedim. Ama dediğim gibi yanıma don almayacağım, pantolon almayacağım, hiçbir şey, böyle çıplak gideceğim. Hatta bir şort giyeceğim üstüme. Öyle gideceğim ki oradaki esnaf kazansın. Oradaki esnaf, bakın saç tıraşı bile olmadım. Gideceğim orada, saç tıraşımı dahi Türkiye'de olacağım kardeşlerim. Siz de ekonomiye can vermek için, euroları Türkiye'de yemek için Türkiye'de harcayacaksınız. Türkiye'de Almanya'da kazandıklarınızı Türkiye'de harcayacaksınız kardeşlerim. Ama bunları giderken sakın almayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi bunları Türkiye'ye götüreceğim kardeşlerim. Evet kardeşlerim, bir videomuzun sonunda sizinle beraber tekrar kapatıyorum ve sizi buradan canı gönülden kucaklıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ondan sonra bizim kanalımızı beğendiyseniz beğen tuşuna, eğer beğenmediyseniz dislike tuşuna, ondan sonra ne bileyim şunun bir tanesini açayım da çocuk yemesin ya.